Ya Bilal'cim, bir kere Kızılderilisin diye benden daha iyi ateş yakabileceğini mi zannediyorsun? Tabii ki Necati! Heh, ben senden daha iyi ateş yakarım, hem de senden daha iyi bizon kovalarım. Ben de çok güzel savaş baltası gömerim. Ben de çok güzel uzağa tükürürüm. Atıcılıkta üstüme yoktur. Asıl benim yoktur. Durun çocuklar, durun. Boşuna inatlaşıyorsunuz. İstediğiniz kadar birbirinize üstünlük taslayın. Ama şunu unutmayın ki ikinizin de yapamayacağı bir şey var. Neymiş o? Rüzgarlı bayırların dikenli toynağı. Bugüne kadar ona binebilen olmadı. He, ben binerim. He, çok kolay, ne var ki? Ben de binerim. Benim binemeyeceğim at yoktur. He, birinci ben söyledim. Birinci ilk ben bineceğim. He, gel bakayım. Usul usul. He, dur da ben. Hoppa! İşte bindim ben. Hoppa! 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 Necati, ne oldu? Eşekten düşmüş karpuza döndün. sen bin de, bir de seni görelim. Oturan Bilal Efendi. Bundan kolay ne var ki? İzle de rüzgarlı bayırların dikenli toynağına nasıl binilirmiş gör. Gel buraya, gel. Yavaş yavaş, bak gördün mü? Hadi, hadi yavrum. Hadi oğlum. Oğlum, dur. Ne oldu cücük? Rüzgarlı bayırların tükenli toynağı mı battı cücüğüm? Bu sayılmaz, ben bir daha deneyeceğim. Durun çocuklar, rüzgarlı bayırların dikenli toynağına böyle binemezsiniz. Beraber hareket etmelisiniz, yoksa asla ona binemezsiniz. Tamam, o zaman ben buradan yanaşacağım. Oturan Bilal de sen beni o taraftan dolaş, üç deyince, tamam mı? Tamdır Necati. Bir, iki, iki buçuk, üç. Ben size dedim, rüzgarlı bayırların dikenli toynağına kimse binemez diye. Ama aklıma bir fikir geldi. Neymiş o? Yaktın bizi rüzgarlı bayırların dikenli toynağı. Bu saatten sonra karizmamızı sıfırlattın bize. Alacağın olsun.